Previously on podcast ya. Yani bence beni öldürmeyin, öteki adamı öldürün. Bence beni öldürmeyin, öteki adamı öldürün. Beni öldürün ben, çünkü araymış durumdayım, işi değilim. Küfürlü de yapamıyoruz bu programı. İlk bipimiz geldi bile. Nasıl olacak bilmiyorum. Unutmayın, tapınağın altından yedi gözlü dev uyanacak. Ne olacağını daha sonrası da bilmiyoruz. Gençler, ne yaptınız? Azar Bey'in kızını kurtarabildiniz mi? Biraz karışık oldu ama bir şeyler halletmeye çalıştık. Sevgili arkadaşlar, podcast ya kaldığı yerden 4. sezonuyla devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, en son bölümümüzde Gülrot ve Gülrot'la hapishanede karşılaşmıştınız. Ve hangi Gülrot gerçek Gülrot? Gülrot gerçekten Gülrot mu? Emin olamayıp en son demiştiniz ki bari birini öldürelim, bir tane Gülrot kalsın. O da orijinal olanı olsun artık yani. Öldürdüğünüz Gülrot daha aklı başında bir Gülrot'tu. Öldürmediğiniz Gülrot boklarla duvara böyle iya iya kuturu beherit fıtakın falan yazmış deli gibi bir şeydi. Bir gözü şiş, bir gözü kapalı falan, böyle kendini parçalamıştı, biraz kötü kötü etmişti. Öteki karakteri öldürünce biraz kendini görmüş Gülrot, toparlanmıştı. Oradan ama... biz doğru karar verdiğimizi biraz çıkarsamıştık hocam ama... Sesler çıkarmaya başladım bile. Siz unutmayın ki tavşanlı diriliş hareketi, Azaptan Reis'in başta olduğu pazıncıkları yöneten tavşanlı diriliş hareketinin çavuşları... Lieutenant? Ya biz birazcık böyle önemli mi olmaya başladık önemli arkadaşlar? Siz geçen sezon da önemliydiniz aslında. Tam şeyden... Ama siz kendinize güveniniz yok yani, şeyiniz yok yani. Halkın Kurtuluşu Ordusu için milletten para toplayıp onu spada yiyen beceriksiz yöneticiler gibi takılıyoruz. Yani. Dinlenmeye de ihtiyacınız var ama, olur mu? Uzun da bir yolculuktan gelmiştiniz zaten. Ama bu para halktan geliyor. Evet, hadi. Sen niye buraya... kafan güzel gibi? Sen ondan sonra konuşuyorsun. Bilmiyorum, 6. limonata içtim. Bir şey de koymuşlar herhalde limonatanın içerisine. Her şey işte, bir şey koymayı bıraktın artık şu podcast'te de ya. Bir ağzımız tadıyla limonata içemedik lan. Ben seri göz kırpıyorum bu arada. Mario Reyhan'ın yanında mı lan? Mario'yu Eldora almadı mı? Hayır, Eldora almadı. Eldora ona küçük şey verdi. Şişe verdi. Şişe verdi. Ölümsüzlük gibi şey verdi. O da çöpe falan attı. Mario da ben yaşayamam böyle falan bir şeyler yaptı. Mario'ya bak. Mario böyle inanılmaz orada bir şey. Bu Mario sizin için özel biri galiba. Bayağı iyi hatırlıyorsunuz Mario'yu. Dostunuz mu? Çok çok eski ve yakın bir dostumuz. Ben oraya girmek istemem, ağlarım. Evet. Reyhan demek kendine bir yol çizmiş, bir şeyler bulmuş. O da bayağı bir karakter olmuş. Reyhan da bilmiyorum. Geri gelecek. Reyhan ne oldu ki? Şey mi oldu Reyhan? Onu biz başını kesmiştik. Ya Allah, şimdi öyle Allah. Arkadaşlar şöyle, Gülrot'cum, o gün biz oradan yola çıktık ya, sonra biz öldük kanka. Biz de öldük, sen de beraber. Sana ne oldu bilmiyorum ama bizi cehenneme gönderdiler, sonra geri getirdiler. Dediler ki kötülük yapacaksınız, yapamadık. Denedik mi? Denedik. Denedik, her şeyimizi verdik. Sen bunları i̇şte... ilk duyuyorsun. Kimi öldürebildik o kadar sezonda? Bir tane Reyhan diye masum, canım, güzel bir kızı ben öldürmek durumunda kaldım. Siz kötülük yapmak için mi yaptınız? Sırf başka kötülük yapmak için. Öldürüle geldi. Öldürüldü edilgen. Ona gücünüz yetti gibi oldu. Ya yani. Şimdi orada bir toksik bir durum oldu. Şimdi ben bunu yalan söylemeyeceğim. Ben geçmişimi inkar etmiyorum. Herkesten özür diliyorum. Sonra bu bizi bastı bastı, baydı baydı. Kötülük kötülük yapamıyoruz, yapamıyoruz. Boğdu boğdu, boğdu, attı boğdu, kötülük bizi. Sonra ben dedim... Azaptan diye çok kral bir abi geldi, bizi ipten kurtardı. Dedi ki ama adam olacak mısınız? O da maskülen. O da seksist. Evet. Herkes seksist. Abi. Dedi ki abi bak, bu dilden önce eril dilden kurtul dedik ona. Tamam, o dedi ki sen abi, önce ön yargılarından. Birey olacaksınız dedi. Tamam abi, olacağız dedik. Ben şeyimi değiştirdim. Reyhan'ı geri getirdim. Geri af getirdim. Bravo. Af diledim. Dedim hatalıyım. Kabul ediyorum. Ondan sonra ben taptım ettiğim şeyleri değiştirdim. Bu şey Wolfgang kötü kötü oldu artık. Kötülük yapmamaktan, ruh göndermemekten gözü falan düşmeye başlayınca... Bu da gitti, bu da değiştirdi. Aynen, çok iyi oldu. Gözü düşüyordu bir yere. Egzama, işte o kötülük yapamayınca. Aynen, evet. Çenem kilitleniyor. Bana hani... Uyuyamıyor sabahları. Uyuyamıyor. Abi biraz azalt. Bu yükleri azalt. Hem kötülük yapayım hem şey, evet. Ülkeyi yöneteyim. Bunlar zor. Derken savaş, kertikler, ejderha, asit, her yer. Ondan sonra... Juan Bueno konseri. Ben orada... Konserinde. Çok güzel konserdi. Evet. Sonra bizim... Sahnesi çok iyi. Sahnesi çok iyi hakikaten. Şey kardeşimiz, delikanlı abi ya. Azaptan. Azaptan. Azaptan dedi ki ya bu dedi hüküm... Hükümetin dedi bu kertiklere bir şey yaptığı yok. Bize yardım lazım. Gitsinler dedi. Hazar Bey ile konuşsunlar dedi. Bu ben yokken mi oldu bunlar? Aynen, sen yokken oldu. Sen yokken bu oldu. Bir kere Azaptan tavşanla diriliş hareketi diye bir şey kurdu. Kurdu. Çünkü tavşanla artık kertiklerin yönetiminde. Zümküfür harabelerinden haber alınamıyor. Kazıncıklar diye bir yer vardı. Oradan da haber alınamıyor. O asitten sonra şu her şey an yeni çok ikinciler kötü oldu. Kaldı aslında. Yani bir nevi aslında burayı, evet, insanların kurduğu, evet, düzen geri püskürtülecek gibi. Yeni ikinciler de tribe girdi. Yok biz... Doğa iyileşiyor gibi mi oldu? Yok. Doğa asit tükürüyor gibi oldu. Don çıkmaya geliyor. Yani buna iyileşme denebilir mi bilmiyorum ama. Sonra dedi ki bu Azaptan, abi dedi bak burada politik oyunlar var. Bunlar derdolara yanaşmıyor. Siz gidin
Hazar Bey'le konuşun. Askeristeyim, bu kertiklere karşı mücadele etmemiz lazım derken Verivan Hanım'la tanıştık yolda. Merhabalar. Merhaba. Verivan Hanım, Kanyi, Verivan Hanım. Memnun oldum. Neticede Hazar askerleri vermedi. Verivan dedi ki siz çok kral adamsınız, ben sizle geliyorum. Benim de bin tane adamım var. Dedi. O da adamsınız dedi. Burada herkes öyle acayip toksik ha. Evet. Valla. Kötü. Biz bunu da değiştirmek istiyoruz. Neyse. Tamam. Bunu ama artık en son. Bunu sonra hallederiz. Yolda başka arkadaşlar oldu. Garip grup insanlar geldi. Glenn'i hatırlıyorum ben. Onlar falan öldü. Öldü mü? Sen de vardın o sırada. Soykırakıra gitti, öldü. Tamam. Biz Veriban'la ve bin askeriyle geri geldik. Ha, bin asker mi var? Size evet. Bin asker mi var efendim? Var. Bir de eski manitası var, kaplanlı. Ne onunla diyorsun? Kaplanlı bin adamı var. Ama niye biraz eski manitası? Aslanlısını mı buldunuz? Neden o eski? Eski çünkü ben okumaya gidince biz ayrıldık ya. Yani şöyle, benim babam başkası evlendirmek istedi. Hı-hı. Yani öyle bir şey, tatsız bir hikaye. Onu sonra konuşuruz bir akşam. Bu akşam konuşuruz biliyor musun? Gerekirse. Ha. Çok tamam. Çok seviyor. Her akşam, biz artık hep hangoverız. her akşam hayvan gibi rakı içiyor. Siz ikiniz bir kızarmışsınız. Karaciğerleriniz. Karaciğerimiz değil. Ben baktırmaya çok korkuyorum Kanye. Zaten bir... bir böbreğimiz cebimizde sucuk zaten yani. Hani evet. Ha evet, o benim de öyle. Evet, o senin. Gülrot ablam sen şunu da içsene, bak sana bir şey hazırladım. Tatlı tatlı içiyor. Hep böyleyiz oğlum. Coachella gibi hayat. Neyse, sonra bunu da aldık biz. Allah Allah. Azaptan'a geldik. Hı-hı. Dedik ki Azaptan Bey, hallettik biz bunu. Siz hallettiniz de aşağıda iki tane gülrot var. Onu ne yapacağız dedi. Tamam bakalım dedik. İndik aşağı. Biri bokuyla duvara mani yazıyor. Öbürü de efendi gibi takılıyor. Aşk olsun, bir kere mani yazmıyordum. İya iya beherit ftagın yazıyordum. Yani, İçime şeytan koydular benim, şeytan. Anladım. Evet kardeşim. Birini öldürmüşsünüz. Hiç zahmet etme. Ben söyleyeyim mi hangisini öldürdünüz? Hangisini öldürdük? Yanlış olalım. Bokuyla oynayanı öldürdünüz. Yaşattınız evet, değil mi? Evet evet. Tabii. Ama tamam. Sonra hemen bıraktı. Gurur duyuyorum sizinle. O yüzden buraya geldik birazdan. Biraz spaya da gülültü de çünkü şey yapsın istedim. İyi bir keselediler abi beni burada. Evet. Benmiş. Yani görünürde bir bok yok. Ben bir ara öldüm gibi oldu. Herkes bir ara öldü gibi oldu. Sonra... Ben öldüm lan. Ya sen iki kere öldün. Sonra içime şeytan girdi gibi oldu, geri geldim. Sonra böyle kötülükler yapasım geldi birilerine. Hiç yapamadım, içimden de gelmedi. Ya. Ama bize şimdi lan. Nasıl yaptım? Bize yaptın, sen hatırlamıyorsun oraları. Ne yaptım? Sen şeytandın o sıra. Kim? Ya bizi öldürmeye çalıştın, yanlış yollara soktun, birilerine peşkeş çektin, Bahomet'in adamlarına. Bu mu yaptı lan bunların evet. Hepsi? Evet, Bahomet'in adamlarına bizi peşkeş çektin. Öteki adam olmasın abi o. Allah Allah. Olmasın sen Allah. Bütün sıyrılmak istediğin şeyleri öteki adama mı atacaksın şey şimdi? Şey ne oldu evet. Çocuklar? Bir ara gelip biri bizi darlayan Kuzgun Tatlıtuğ. Kuzgun Tatlıtuğ abi bizi dedi ki sizin gibi eziklere benim level'ım yetmiyor dedi konuşmaya da. Ve onu bir noktada kaybettik. Hani bir süre hani birisi abi arkadaşlığımızı bitirelim demez de işte mesajlarına dönmez, aramaz ve sen anlarsın. Ghost etti. Ghost etti aynen. Böyle oldu özetle arkadaşlar. Artık birbirinizi tanıyorsunuz. Siz de benim gibi mi geri döndünüz ölümden? Sen nasıl döndün ya? Anlatmıyorsun ki. Sen de bir tane güzel kadın gelip bizi çekmedi. Hayır. Abi benim içime şeytan soktular dediğinde... Ben seni gidip demirlerin elinden almadım mı? Öyle ben bir ara öldüm gibi oldu. Çünkü bana saldırdılar o anda. Kayboldum. Sonra birisi beni öldürdü sanki. Sonra o öldürmeden geri geldim ama böyle cehennem gibi bir yer hatırlıyorum. Alevler yanıyordu her tarafta falan. Çamurlar falan vardı. İnci diye köydür. Olabilir. Senin böyle ara sıra aklına böyle bir şeyler gelecek gibi mi? Beherit diye bir şey söyleyip duruyorum mesela. Allah Allah. Ya Beherit, o hiç bilmiyorum. Adam, Allah söyletiyordur. Beherit bizim şeydi ya. Ne? Tam tersi de olabilir ama. Tam tersi de olabilir. Bilemiyoruz ki. Bizi de eskiden getiren elemandı Beherit. Eleman dediğim bayağı büyük cehennem ya. Lordu yani. Kim Beherit kim mesela? Beherit iblis. Yüce yani Beherit. Şeytan. Sen Turet gibi ya. Hala arınamadı gibi ya çocuklar. Bu 4 sezon 5 sezon. Bunu bir şey diyeceğim ya. Bu şeyin. Bu el bombası gibi. Biz bunu yanımızda mı taşıyacağız ya? Ya bunu ne zaman dönüşeceği bilmiyorum. Ben istemiyorum böyle. Faydası da yok ki. Bir şey diyeceğim. Ben bir tek müzik attım ama çok da görmüyorum. Hala Beherit Beherit diyorum. Nasıl uyuyacağız biz bunun yanında? Ben şey okudum falan. Ha ne senden? Yok mu bir şey buna? Lan bir baksana. Bir açıp bak. Işığa tutuşun. Ben bir arkana atıyorum. Siz haliniz anlıyorsunuz ki bu çocuk aynı sizin gibi. Gülrot ölmüş. Ve içindeki bir şeytan da geri dirilmiş. Ama sizde geri gelen şeytanlar kontrolü alırken buradaki alamamış. Gülrot sadece kafası karışık ve Beherit'e taptığını zanneden kötücük var Gülrot'un içinde de. Arkadaşlar. Ama bir yandan da Gülrot kalmış, anladın mı? Yani tamam. Sizinki gibi bir şey denemişler Gülrot'un üzerinde de olmamış. Tamam burada. Arkadaşlar defolsun gitsin o zaman. Kim mi? Gülrot mu? Kötü. Ne olmuş? Ne çöpün, olmuş bana? Sana da... Ne olmuş? Çöpün kalmış senin. İçte seni... Sana da aynısını yapsalardı. Neler çektik hatırlamıyorum.
anlamıyor musun? Kötü olacağız diye kendimizi kaybettik, olamadık. Bu çocuk da şimdi aynılarını yaşıyor. Destek olmayalım mı? Biz onun abisiyiz. Olmayalım yahu. Ya neden olmuyoruz? Vakıf mı buraya? Hayır. Ablacığım değil mi burası? Ben empati bir kısamıyorum. Bu çocuk. Ya sen kısamıyorsun. Doğru. Hayır. Kardeşim senin. Ne olmuş bana abi? Evet sevgili YouTube, bu noktaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İzlediyseniz bu noktaya kadar abone olmayı. Aa ya bu ne güzel kanalmış ya. Sana para diyorsanız katıl tuşuna basmayı ihmal etmeyin. YouTube öptüm gözlerden. Hadi bakalım.